Çebi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biraz önce kürsüden konuşan Hatip, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına konuşan Hatip, benim sözlerimi bir miktar genel kurula yanlış çevirerek anlattı. Önce onları düzeltmek istiyorum. Birincisi şu, Ceylanpınar'la ilgili olarak hükümet tasarısında yer alan düzenlemede tapu tahsis belgeleriyle ilgili bir sorunun çözümü yer almıyordu. Önergenin bu bölümü tamamen Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Zonguldak'la ilgili olarak vermiş olduğu önergeden alınmıştır. Aynen alınmıştır. Elbette bir şey doğru yapılıyor ise İktidar Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden bunu almasında hiçbir yanlışlık yok. Biz bundan memnun oluruz. İkincisi yine Ceylanpınar'daki diğer tapu sorunun çözümünde, yani tapu tahsis belgesi dışındaki yerlerin mülkiyetinin vatandaşa devrinde hükümet tasarısı belediyeyi araya koyuyordu. Yani seçime doğru belediyeyi araya koyayım, belediye üzerinden bir siyaset geliştireyim derdindeydi hükümet. Buna gerek yok. Bakın yine doğru yol bulundu, gelindi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak'la ilgili önergesi takip edildi burada. Belediye aradan çıkarıldı. Doğrudan vatandaşa bunun tapusu verilecek. Yalnız burada bedelde bir sorun var. Sayın Hatip kürsüde onu yanlış ifade etti. Harca esas değerden devredilecek dedi. Önerge iki bölüm. Tapu tahsis belgeli olanlar harca esas. Daha doğrusu onlar bedelsiz. 400 metrekareye kadar. 400 metrekarenin üstü harca esas değerden devredilecek. Diğerleri ise ilçe takdir komisyonunun belirleyeceği değer üzerinden devredilecek. Şimdi bakın burada problem olabilir. Burada da harca esas değer denebilirdi. Hükümet diyebilir ki harca esas değer yüksekti, bilemiyorum. Orada harca esas değer nedir? Vatandaşın bütçesinin üzerinde ise sorun yaratabilir. Ancak böyle bir durumda yetkiyi komisyona vermekle sorun çözülmez. Neden çözülmez? Komisyon değer takdir ederken harca esas değerin altına düşemez. Umarım bu iyi irdelenmiştir. Biz hükümetin bunu irdelediğini kabul ederek onların bedel konusundaki bu önerisini burada benimsedik ve ilçe takdir komisyonunun belirleyeceği bedel olarak bunu buraya biz de yazdık. Şunu hemen son olarak ifade edeyim. Gerek Ceylanpınar'daki mülkiyet sorununun çözümü, gerekse Zonguldak'taki mülkiyet sorununun çözümü konusunda Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri başından sonuna kadar olumlu görüşlerini ifade etmişler ve desteklerini bildirmişlerdir. Bu önergemize ve diğer aynı mahiyetteki önergelere Cumhuriyet Halk Partisi grubunun evet oyu vereceğini buradan bir kez daha ifade ediyorum. Tüm Ceylanpınarlıları buradan selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Hamza Çebi. Sayın Şimşek.